Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz BG Hukuk Danışmanlık'tan Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Sayın Burak Gezer, hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar Seman. Merhaba. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Burak Gezer kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Hay hay. 1991 yılında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dünyaya geldim. İlkokul ve ortaokulu memleketim olan Konya'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimim için Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Ankara iline yerleştim. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra stajım ve askerlik dönemi de tabii ki bitirip kendi hukuk büromu açtım. İsmi BG Hukuk Bürosu. Yaklaşık 3 yıldır Ankara'da serbest avukatlık faaliyeti yürütmekteyim. Bu kadar. Bu şekilde. Peki avukat kime denir? Avukat kime denir? Biraz genel bir soru oldu ama tabii ki bilindik anlamda avukatı tanımlamayacağım. Olması gereken avukattan biraz bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir avukat kesinlikle pratik düşünmeyi, çözümleyici davranmayı ve aynı zamanda da hukuki bilgisini ve donanımını tamamlamış olması gerekir. Bir avukatın piyasa işi yapmasından çok daha idealist yaklaşımla bu mesleğe bakması ve bu mesleği yürütmesi gereklidir. Her zaman uzun vadede kazandıran bir yöntemdir bu. Avukat aynı zamanda güncel gelişmeleri, malum yani ülkemizde kanun değişiklikleri çok sık yaşanmaya başladı. Torba yasalarla belki 20-30 tane kanunun içerisinde maddeler değişmekte. Bunlar da tabii ki güncel olarak mahkemelerde uygulanmakta. Bir işin başından sonuna kadar, bütün yürütme esnalarında, bütün aşamalarında gün be gün bu takipleri yaparak uygulanması gereken hukuk normunu ve uygulanacak olan eski veya yeni norm hangisi ise bunları tespitini doğru yapması gerekir. Diğer türlü sağlıksız sonuçlar alınabilir ve vatandaşlar, şirketler, kurumlar artık kime veriliyorsa bu hukuki hizmet, burada aksaklıklar, sorunlar yaşanabilir. Evet. Peki siz avukat olmaya nasıl karar verdiniz? Açıkçası tam olarak başlangıç noktasını kestiremiyorum, bilemiyorum. 9-10 yaşlarında hatırlıyorum. Çok geveze bir çocuk olmam icap ediyor ki herkes bana kesin avukat olacak bu yaklaşımıyla bakmaya başladı. Benim de herhalde yani mesleğe dair bir bilgim olmasına rağmen birazcık içime işledi herhalde bu ideal. Sonrasında da bunu hiç değiştirmedim. Yani hayatın belli aşamalarına geldiğimde her zaman ileride avukat olacağımı öngörerek o ayrımlarda ona göre yol çizdim. Yani aslında 10 yaşımdan beri, aşağı yukarı 10 yaşımdan beri idealim olması biraz daha beni tutunmaya bu mesleğe ve keyifle yapmaya sevk ediyor. Diğer türlü bazen çekilecek bir meslek olmadığını düşünmeye başlayabiliyorsunuz bazı anlarda. Ama bu savunmanlık görevi, yani bunu şey olarak söylemiyorum. Yani kadim uygarlıklardan beridir gelen bir meslek aslında. Yani yeni türetilmiş ya da işte orta çağ, yeni çağ gibi düşünmemek gerekiyor. Genel olarak savunmanlık ihtiyacı olan insanların, bu gelişen insan hakları normlarını da tabii ki bunun içine dahil edersek, keyifle yapılabilecek, her türlü zorluğa rağmen bu idealden vazgeçilmeyecek bir meslek olduğunu düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum tabii ki, içinde bu ideali olan herkese. Evet. Peki hukuk öğrencilerine ne tavsiye edersiniz? İşinizin pratik yürütümünde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Nasıl önlemler almalılar ya da ne yapmalılar? Hukuk öğrencileri... Tabii kendi öğrencilik dönemimi hatırlayınca kesinlikle ve kesinlikle bir hukuk bürosunda, bir hukuk ofisinde, bir hukuk şirketinde, ismi ne olursa olsun hukukla ilgilenen herhangi bir ortamda, mekanda, tam zamanlı olmasa da, yarı zamanlı olsa da hiç fark etmez. Çalışmalarını tavsiye ederim. Ben kendim üniversite 1. sınıfın yaz tatilinden askere gidene kadar diyelim, stajımın da tamamlayıp askere gidene kadar yaklaşık 5,5-6 sene boyunca bir hukuk bürosunda çalışmıştım. Ve inanın bunun faydasını o kadar çok görecekler ki hukuk öğrencileri. Tabii ki de okula devam edecekler. Tabii ki de sosyal hayatları en keyifli şekilde, en zevkli şekilde yaşayacaklar. Ama yani 19-20 yaşında hitap şekli olarak bey hanım demek bile iş hayatında o kadar çok şey katıyor ki insana. En basitinden bunun için bile gerekiyor. Ayrıca şöyle bir durum var. Bizim mevzuatımız tabii ki biraz daha uygulama ağırlıklı olduğu için genellikle hakimler ve savcılar için düzenlenmiş gibi gelirdi bana üniversite öğrencisiyken. Kurumlarda nasıl iş yapılıyor? UYAP sistemi üzerinde evrak göndermeler, ödemeler nasıl yapılıyor? Ya da bir müvekkil görüşmesinde neye dikkat edilmesi gerekiyor? Bunların hiçbirini ne yazık ki fakülte içerisinde lisans eğitimi boyunca bir ana ders veya seçmeli ders olarak göremiyoruz fakültelerde hala. Yani avukatlık mesleğinin ruhu, avukatlık mesleğinin yürütümü ve avukatlık mesleğinde dikkat edilmesi gereken çok önemli esasların gözden kaçırıldığını düşünmekteyim. O yüzden avukatlık ideali olan, bunu özellikle önemli altını çiziyorum. Avukatlık ideali olan her hukuk fakültesi öğrencisinin kesinlikle ve kesinlikle bizzatihi bu hukuk bürosunda işlerin nasıl yürüdüğüne dair bir fikir sahibi olmasını kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Bunun başka bir şey olamaz. Bunu yapmak zorundalar bu işi yapacaklarsa eğer. Evet, bu çok önemli diyorsunuz. Peki Ankara'da avukatlık mesleğinizi icra etmektesiniz. Diğer şehirlere göre Ankara'da olmanız farklılık hissettiriyor mu? Çok güzel bu konuya değindiniz aslında. Tam olarak ben de konuyu nasıl oraya bağlarım diye düşünüyordum açıkçası. Ankara ilinde olmanın öncelikle tabii ki bir büyük şehir. Yani sektörel bazda düşürürsek eğer aşağı yukarı her işle karşılaşma şansınız var. Çok fazla böyle deniz hukuku ya da işte uluslararası ticaret hukuku gibi alanlar ne yazık ki tabii yani Anadolu kapsamında sayılan bölgelerde çok fazla bu işlerle ilgili bir yargılama yapılmıyor. Ama bürokrasinin merkezindesiniz. En azından yüksek mahkemeler sizin bulunduğunuz şehirde. Ulaşımı kolay, onlara erişim imkanınız biraz daha rahat. Bu anlamda tabii ki Ankara olumlu yönleri bunlar, öyle söyleyeyim. Olumsuz yönleri Ankara Barosu'nda şu anda kayıtlı olan yani çok fazla avukat var. Piyasanın durumuna göre yani avukata verilecek iş hacmine göre avukat sayısı çok daha az artıyor. Yani pastadaki pay sürekli küçülüyor derler. Yani her şehir için böyledir muhakkak ama Ankara'da bu uçurum biraz daha açık. O açıdan piyasa şartları biraz daha güç olabilir. Yani iş almak, iş yürütmek vesaire tabii ki yani kendine güvenen ve gerekli donanıma sahip olan avukatlar, gerekli sosyal iletişimleri de kurabilen avukatlar her zaman kazanacaklar. Orada herhangi bir fark yok ama biraz daha güçleşiyor. En azından vadeye yayılıyor diyebiliriz. Hızlı gerçekleşmiyor biraz yükselmek. Bir de çok önemli bir konu var tabii ki Ankara ile ilgili. Ankara'da bizim şu anda dağınık halde bulunan 6 adet farklı binalarda hizmet veren adliyelerimiz var. Yani bu adliyelerin birleştirilmesi yaklaşık 3-4 yıldır gündemde. İlk parçalanma icra müdürlükleriyle başlamıştı. Bir yaklaşık 5-6 sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra bütün mahkemelerin yerleri değiştirildi. Aralarda 2-3 kilometre en az, bazılarında 8-10 kilometreye kadar mesafeler var. Bu işin yürütümü çok aşırı bir şekilde zorlaşmaya başladı. Yani biz bir duruşmalarımızı takip edip arkasından mahkemelerdeki kalem işlerimizi belki 3-4 saat içerisinde, 2-3 saat içerisinde tamamlayabiliyorsak şu anda artık bu tüm güne yayılmaya başladı. Yani ben bir duruşma için sabah 8.30'da evimden çıkıp o günlük mesaime başlıyorum. Benim ofisime girmem, tüm işlerimi bitirip, yani bunun müvekkil görüşmesi var, akabinde dilekçe yazmalar, talep açmak, yani icra ve dava işlemini yürütmek için ofisinde bulunmam gereken zaman çok azaldı bu dağılma olayından sonra. Çünkü akşam 5'te ofisime gelebiliyorum, tüm mesailer bitiyor ve ben 5'ten sonra hala çalışmaya devam etmek zorundayım. Bunun sebebi de Ankara'da tek bir adliyenin olmaması ve tabii ki sadece avukatlar için değil bu, bizler vatandaşlar için aslında adliyelerde işlerimizi yürütüyoruz. Onların işlerini vekaten takip eden meslek grubuyuz. Onların da işlerini yürütümünde aksaklıklar meydana geliyor. Vatandaşların avukat tutmadan bazen kendileri işlem yapmak zorunda kaldıkları durumlar olabiliyor. O durumlarda da aynı şekilde hangi mahkeme nerede, hangi harç nereye yatıyor, hangi teminatı kime sunmak gerekiyor, hangi mahkemeye sunmak gerekiyor. Bunların yerleri konusunda şüpheye düşen vatandaşlar tabiri caizse adliye koridorlarında hangi binayı bulacağız kaygısıyla rezil oluyorlar. Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ankara'ya da aynı şekilde İstanbul Çağlayan gibi ya da Kartal Adliyesi gibi büyük kompleks bir yapının inşa edilip tabii ki çok ivedi ve acil bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir an önce bizim tek bir adliyede faaliyet göstermemize sağlanması gerekiyor. Bunun için Adalet Bakanlığı ile zaten baro sürekli iletişim halinde, Ankara Barosu. Türkiye Barolar Birliği aynı şekilde iletişim halinde. en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz. Bu en büyük olumsuz neticemiz diyebilirim Ankara avukatları için. Evet, gerçekten de öyle. Başkent için büyük bir problem. Başkentimiz, evet, ötesi yok. Yani ne yazık ki, evet. Evet. Uzmanlık alanlarınızdan biraz bahseder misiniz? Uzmanlık alanlarım ceza hukuku, icra hukuku ve ticaret hukuku. Tabii ki bunların hepsinde kapsamlı işlemler yapılması gerekiyor. Örneğin ticaret hukukunda sadece işte basit bir ticari alacak verecek davası gibi düşünmemek gerekiyor. Şirket ayrılmaları, birleşmeleri, franchise sözleşmeleri aynı şekilde ya da şirkette çalışan bir işçinin işte iş akdinin feshine ilişkin önden verilen bir hukuk danışmanlık hizmeti. Tabii bunlar öyle kritik noktalarda denk gelebiliyor ki önden bize sorulmayan ya da işte danışmanlık hizmeti almayan bir şirketin, bir avukatla danışmanlık hizmeti almayan bir şirketin daha sonra yaşadığı çok büyük sorunları telafi etmekte çok zorlanıyoruz. O yüzden en başında tabii ki de tüm şirket sahiplerine kesinlikle tavsiyem bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almadan, yani belki fatura bile kesmemesi gerekiyor gerçekten. Çok önemli de detaylar olabiliyor, gözden kaçırılabilecek şeyler olabiliyor. Aynı şekilde icra hukukunda iki tane bankanın, kamu bankasının sözleşmeli avukatlığını yürütmekteyim. Ankara ili bölgesinde icra dosyalarımın bir kısmı tabii ki de bankaların icra takiplerine oluşmakta. Aynı zamanda belediyelere karşı yapılan icra takiplerinde hukuki danışmanlık hizmeti ve aynı şekilde icra takibinin başından sonuna kadar yürütümü hizmetlerini sağlamaktayım. Bu alanda ciddi bir dosya sayısına ulaştım. Bunlarla ilgili de işler hızlı nasıl yürür, pratik çözümler nasıl üretilir, bu belediyelere karşı yapılan icra takiplerindeki teknik ve detay hususlar nelerdir? Bunlarla ilgili çok fazla dosyayla muhatap oldum. Çok fazla icra müdürleri, çok fazla icra mahkemeleriyle muhatap oldum. O yüzden özellikle bu belediyelere karşı yapılan icra takiplerinde işin pratik yürütümü tarafımca sağlanmaktadır. Ceza mahkemeleri tabii ki bunu hiçbir avukat inkar edeceğini düşünmüyorum. Yani hiçbir meslektaşımdan duymadım bugüne kadar. Kendimizi en çok avukat hissettiğimiz yer tabii ki de ceza mahkemeleridir. Çünkü savunmanlık görevi biraz daha orada göze çarpıyor. Yani bunu biraz da düşünmek gerekiyor tabii ki. Diğerleri önemsiz işler değil tabii ki de. Çok önemli işler. Şirketlerin olsun, şahısların olsun, icra ve ticaret hukuku alanlarındaki hizmet almaları gereken konular da çok önemli. Ama ceza hukukunda tabii ki bir insanın hürriyetiyle alakalı bir konu olunca çok farklı konular, çok farklı düşünceler devreye giriyor. Bunlarla ilgili de yine aynı şekilde en başından itibaren, yani o karakol ifadesi, yani polis, kolluk kuvveti, jandarma, kimse artık telefonla arayıp ifadeye çağırdığı andan itibaren bir avukatla beraber gidilmesi, işin başından sonuna kadar avukatla takip edilmesi gerekiyor. Orada ağzından çıkabilecek bir cümle bütün yargılamanın şeyini değiştirebiliyor ve bu gidişat sonrasında çok kötü sebeplere yol açabiliyor. Yani uzmanlık alanlarımla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki sizin kişisel etik değerlerinize ya da etik değerlere uymayan davalara baktığınız oluyor mu? Şöyle açıklayabilirim bunu. Aslında bu işe profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekirse her türlü davada avukatlık yapabilmek gereklidir. Yani önünüze çıkan, yani cinayet dosyaları olabilir, işte zimmete para geçirme olabilir, hırsızlık, dolandırıcılık, aklınıza ne gelebiliyorsa ceza hukuku anlamında sorduğunuzu varsayarak tabii ki cevaplıyorum. Evet. Benim tek bir prensibim var. Profesyonelliğimi de biraz engelliyor olabilir ama çok da mutsuz değilim bu durumdan. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda sanık müdafiliği yapmıyorum. Bununla ilgili barodan bir atama olduğunda da reddetme şansım belli bir dereceye kadar olduğu için genelde orada kullanmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da öyle bir davada hiç yer almadım. Yani tek prensibim, eğer ceza hukuku anlamında hani savunmanlık görevini yaparken etik olarak görebildiğiniz bir konu diyorsanız sadece cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kadınlara, çocuklara, taciz, tecavüz olaylarında ben sanık müdafiliği yapmıyorum. Sadece bu vardır. Diğer konuların hepsinde şeyimiz yok, yani yaparız. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, avukat Burak Gezer'i ağırladık. Hoşçakalın.